sıcak gündemle başlayalım. Ersan Şen sizinle başlayalım. Bugün Sinan Oğan bir açıklama yaptı ve tarafının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu hep birlikte öğrendik. Öncelikle çok kısaca soracağım, detaylandırmadan soracağım. Bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz? Çünkü e, dili Cumhur İttifakına çok yakın bir dildi. Millet İttifakını terörle ilişkilendirerek yine e, bir açıklama yaptı. Önce ben bir soru soracağım. Peki. Ben soru soracağım. İsmail geçen, hafta hocamla, geçen hafta hocamla hararetli tartıştık. Hocam dedi ki ben Sinan Oğan seçmeniyim. Sinan Oğan'ın tavrı benim tavrım etkileyecektir. Kulaklarımda çınlıyor böyle Serap. Hocama açık açık sormak istiyorum. Geçen hafta Sinan Oğan muhalif bir profildi. Bugün anladık ki iktidar yanlısıymış. Sinan Oğan Erdoğan'a destek vereceğini açıkladı. Evet. Acaba hocam da Erdoğan'a destek verecek mi? Soruma net cevap istiyorum hocam. <laughs> Soruna net cevap vereyim. Sayın Sinan Oğan'ın kendi takdir ve değerlendirmesi. Benim söylediğim yine hatırımda Sayın Oğan bir tercih ortaya koyar. Destek veren seçmeni de o tercihini mutlak kabul etmez. Kendi takdir ve değerlendirmesi kimse kimsenin aklını kiraya vermemiş, kiraya da almamış. Dolayısıyla Sayın Sinan Oğan'ın tercihi kendisini bağlar. Sizi bağlamıyor. Yok bağlamaz neticede. Ben o zaman da söylediğimde takip ederim. Bakarım açıklamalarını. Biz de süreci bir hafta on gün dur takip ediyoruz. Ne diyorsun? Ee, Peki Burada açıklamaları, açıklamaları nasıl evet. buldunuz? Şöyle söyleyeyim bir defa şimdi ortada hakikaten enteresan bir durum var. Bir taraftan Hüdapar, diğer taraftan yabancılar meselesi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli meselelerinden birisi. Kaçakların, yabancıların gönderilmesi, demokratik yapının değişikliği ve bence dünyada da büyük bir sorun. Bizde de ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmış vaziyeti. Ekonomi ki bence bu masanın bugün de yarın da sürekli konuşması gereken en önemli mesele. Çünkü şiddetli bir iktisadi sorunlarla karşı karşıya olduğumuz gerçeği. Bunlar dikkat alındığında diğer taraftan ise HDP algısı maalesef toplumda enteresan oraya da birkaç cümleye değineceğim. HDP algısı maalesef Millet İttifakı'nın özellikle CHP liderinin üzerinde, Cumhurbaşkanı adayının üzerinde böyle bir böyle bir algı oluşturuldu. Bu algının sertliği Millet İttifakı'nın asla bu kandille veya başka bir e, yapılanmayla bağlantısı olamaz. Ve MHP ile ilişkisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik o ilgisinin efendim işte o yönetimin veya mümkünse başkanlığın o kadroda yer alabilme isteği benim bir denge politikası gözetip e, takdir Türk milletinindir. Hüdapar'ın da yanında yer almayız. HDP'nin de yanında yer almayız. Kimsenin de e, efendim işte bana oy verenlerinde, destekleyenlerinde oyuna bu anlamda müdahale etmiyorum. Siz e, önünüzdeki manzarayı görüyorsunuz. Buna göre kendi seçiminizi, kendi tercihinizi ortaya koyun. Yani bir ortada e, taraf belirtmeden seçmenin iradesini serbest bırakmak suretiyle bir yöntem izleyeceğini düşündüm ben. Tabii. Aynen Ben öyle düşündüm. Ancak önce Ata İttifakı'ndan Adalet Partisi'nin Sayın Rejdet Öz'ün açıklaması ardından e, peşi sıra Ümit Özdağ'ın bazı açıklamaları e, kimileri işte açıklamalar yapıyor işte bu da bir denge politikası Sayın Özdağ e, Millet İttifakı adayını Sayın Sinan Oğan'da ki Sinan Oğan için çok zor bir karar. Bu zor karar ileride onun siyasi hayatında elbette etkileyebilir. Çünkü gençlerin e, ister istemez Muharrem İnce'nin Sayın İnce'nin çekilmesiyle birlikte e, tercihini teveccühünü de kazandı İnce'den giden oylarla beraber. Bir defa şunun hakkını verelim. i̇lk turun seçim sonuçları Sayın İnce'nin de içinde bulunduğu ve Sayın Oğan'la birlikte bu seçimi ikinci tura taşıdı. Yani bu iki aday olmasa idi gördüğümüz kadarıyla sonuç öyle ya da böyle aradaki farkı da dikkate aldığımızda Sayın Erdoğan lehine bitme ihtimali yüksek gözüküyordu. Bu anlamda hakkını vermek lazım. Ama eee Serap Han insanlar o kadar politize olmuş ki ağlayanlar efendim işte sadece sosyal medyada değil tepkiler yani bu kadar politize olmak, bu kadar kutuplaşmak, kutuplaştırmak bu toplumu gerekli miydi? Elbette gerekli değildi ama %50 artı birin maalesef Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk milletine hediyesidir. Benim şunu net olarak açıklamam lazım. Bir defa e, Atatürk'ü Partisi'nden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir ya bir ağaç kabul ederseniz onun verdiği filizlerle diğer tüm siyasi partiler ondan çıkmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisinden bahsediyoruz. Böyle bir partiyi onun başkanlığı Efendim işte HDP ile, efendim işte Kandil ile, Kandil'den işte destek geliyor gibi açıklamaların içinde görmek, etmek ve bu tür ithamlarda bulunmak beni çok üzüyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunan ona genel başkanlık yapan bir insanın elbette böyle bir iddiayla anılması ve böyle bir ithamla karşı karşıya bırakılmasını asla kabul etmiyorum. Onu size söyleyeyim. Ve şu yani siyaset her şey demek değil. Yani çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Genel Başkan'la karşı insanlar bu büyük günaha girmemesi lazım. Her şey bu demek değil. Yani ama öyle bir algı oluşturuldu ki şimdi oralara dönmek istemiyorum. Maalesef bundan bir, bir buçuk yıl önce Serap Hanım yaptığımız konuşmalarda da bu tehlike işaret ettik. Din, mezhep, terör üzerinden, HDP üzerinden bu yaftalamaların, yakıştırmaların yani ben şöyle söyleyeyim size biz baktığımızda bu seçim döneminde ekonomiyi konuşabildik mi? Gelir adaletsizliğini konuşabildik mi? Faizi konuşabildik mi? Kapalı olan üniversiteleri konuşabildik mi? Efendim işte orta öğrenime liseye devam edemeyen efendim işte pide salonunda mola yerlerinde çalışan çocukların niye okula gidemediğini, uzaktan eğitim öğrenime mahkum edildiğini konuşabildik mi? Yani kur korumalılara verilen parayı konuşabildik mi? artan acayip faiz yüklerini konuşabildik mi? Gerçekten konuşulması gereken konular üzerinden insanların veya adayların gerçek önermelerini, önerilerini alıp da dinleyebildik mi? Hayır. Ee, getirildi mesele maalesef iki aday üzerinde ciddi bir şekilde örtülü din ve mezhep tartışması ki onu açamıyoruz bile. Bir de böyle acayip bir ikiyüzlülük var. Onu da söyleyeyim size. Ama getirildi. Efendim işte bu HDP üzerinden efendim işte e, Kandil üzerinden ya bugün yine bir şey bugün, Bugün şöyle bir şey soracağım, bugün, bugün, özür özür ver, bir şey soracağım. Bak, Soru ilgili. Konuyu Kılıçdaroğlu getirdiniz gene. Yok Rica getirmiyorum ben. Bak ben lehine konuşuyorum Kılıçdaroğlu'na. Hayır, Sinan değil. Oğan hocam. Sinan Oğan bütün bu dediğin konu tabloyu bilmiyor mu? Bir şey söyleyeceğim sana. Şöyle söyleyeyim ona Hı. da cevap Hı. Hı. vereceğim. Şimdi bu yakıştırmaların Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sayın Kılıçdaroğlu'na söylemesi doğru değil ben bunu ifade ettim. Ama bunun bu şekilde olacağını bir, bir buçuk yıllık dönemde İsmail ben defaatle anlattım. Ve insanlar beni taşladığında dedim ki bunlar sıkıntı. Ha şimdi geldiğimiz bu yerde. Sayın Sinan Oğan'dan geçmişte yaptığı açıklamalara baktığımızda biraz önce söylediğim bu iki handikap nedeniyle birisi.